Rusya Federasyonu nedir? Bunu daha önce Rusya Federasyonu'nu, evet, Sovyetler Birliği ve Rusya deniyordu daha önce. Öncelikle çok büyük bir ülke, yaklaşık 17 milyon kilometre kare. Bu da yaklaşık Türkiye'nin 20 mislidir toprak alanı olarak. Sovyetler Birliği iken bu alan daha da büyüktü. Yaklaşık 22.4 milyon kilometre kareydi. Ben bunu neden size anlatıyorum? Yani büyüklüğün olmak için değil, yani büyüklük çok önemli değil tek başına, ama sadece bunun ulusal menfaatlerin kapsamını ve çeşitliliğini göstermek amacıyla yapıyorum. Çünkü Doğu Batı arasında, Avrupa Asya arasında doğal bir köprü görevi yapmaktadır. Kıta ve medeniyetler açısından, kültürlerle değerler, Türkiye gibi aslında. Özellikle 19. yüzyılda Türkiye'de bu çapta bir tartışma sürdürülüyordu her zaman ülkenin gidişatı hakkında. Bu felsefe, filozoflar, siyasetçiler, bürokratlar ve ordu mensupları her zaman bu temel konuları tartışıyorlardı. Bir ülkenin orijin, menşe nedir? Kökleri nerede? Ve nereye gitmektedir? Biz acaba biz Avrupa medeniyetinin parçası mıyız, yoksa Rusya'nın kendini özgü, özel bir yolu mu var? Kültürler ve kıtalar arasında bir yolunu takip etmeli. Acaba biz kendimizi Batı'nın kadar zalim ilkelerini teslim etmeliyiz, yoksa kendi etik değerlerimizi ve taleplerimiz mi olmalı? Ki bunlar duygusal, içten, kutsal ve geçmişimizden bize miras kalan manevi değerler. Evet, Avrasya ve Avrasya'nızın konusunda her zaman konuşulurdu. Ve bu Zapadnik, yani Batı odaklı ve Slavofiller arasında hep bu tartışmalar geçmiştir. Rusya elitleri için, o zamanki Rusya elitleri için, bazı diğer ülkelerde olduğu gibi, ama çok daha büyük, geniş kapsamda, bunlar her zaman Batı'ya doğru meyil gösteriyorlardı. Bu gibi eğitim aldılar, bu gibi kültür almışlar. Ama tabii ki Paris bulvarlarıyla ve Volga steplere ve ovalara ve Anadolu arasındaki sıkıcı tek düze stepler arasında bir karşılaştırma yapmak mümkün değil, ama aynı zamanda Batı her zaman Rusya'yı ayrı tutmayı tercih etmiştir. Belli bir mesafede, yani kendi bencil kontrol amacıyla kullanmayı tercih etmiştir. Yani Avrupa'nın büyük, geniş kapsamlı politikaları bir parçası da sömürmeyi tercih etmiş ve Rus askerlerini bir malzeme olarak kullanmayı tercih etmiştir 18. 19. ve 20. yüzyıllarda. Bu şekilde rolümüzü hep bu şekilde gördüler. Aslında Türkiye de aynı şekilde yüzyıllar boyunca istismar edilmiştir.
Çoğu zaman bu Rusya'ya karşı yapılmıştır. Evet, yeni diplomat, yeni lise diplomatları için bir tavsiye var. Asla başkasının menfaatleri için ülkenizin manipüle edilmesine izin vermeyin. Yoksa sonu Rusya ve Osmanlı devletleri gibi olur 1918 yılında. Şimdi günümüzün durumuna bakalım ve Rusya'nın buradaki yerine bakalım. Evet, diyebiliriz ki, evet, şu ne diyorlar, eski kötü zamanlarda, günümüzde küresel değişiklikler gerçekleşiyor ve dolayısıyla küresel istikrarsızlık söz konusu. Geçiş dönemleri hiçbir zaman kolay değil. Bunlar jeopolitik kayıpları ve insan hayatında yüksek kayıplara yol açmaktadır. Peki günümüzdeki değişimlerin vektörü ve anlamı nedir? Çok farklı görüşler bu konuda. Farklı değerlendirmeler var bu açıdan. Şöyle bir izahatta bulunmak istiyorum. Günümüzün jeopolitikler sorunlar aslında güçler arasındaki küresel dengenin, stratejik değişimlerin kaçınılmaz sonucudur. Bu yani tek kutuplu dünya artık uluslararası ilişkilere muhafaza edemiyor ve artık çok kutuplu bir sistem söz konusu ve bunun davranış biçimleri ve gidişatı henüz belli değil tam olarak. Şöyle anlatmak istiyorum. Evet, Soğuk Savaş bitmiştir. Bazı Batı ülkeleri bu dünyanın tek galip ve tek sahipleri olduğunu düşünüyorlardı ve herkese kendi isteklerini empoze edebildiklerini düşünüyorlardı. Dediler ki, evet, bizim kaçınılmaz bir zafer elde ettik. Güç haktır veya benim yolum veya hiçbir yol zihniyeti devam etmiştir uluslararası toplumda. Bu şekilde, evet, kendine çok ciddi bir şekilde güveniyorlardı ki bu da büyük bir hataydı. Sadece taktik değil, aynı zamanda da stratejik bir hataydı. Şimdi bazı paradigmaların birçok insan ve ülkenin üzerine empoze edilmesi yapmaya çalıştılar. Fakat Rusya ve başkanı bunu ve ikiyüzlü ulusal bir şekilde ulusal menfaatlerin görmezdi, gelmesini kabul etmedi. Bu şekilde Vladimir Putin 2000 yılında Kremlin'de iktidar geldiği zaman ortak payda, Rusya ortak paydaları aramaya çok çıktı Batı ile ve ABD ile açısından. Hatırlıyoruz ki, evet, her zaman dayanışma için Rusya NATO askerlerinin Afganistan'da Taliban'la sarışırken büyük yardımlarda bulundu ve bu rol, yardım edici rol Washington ve Brüksel tarafından kabul edilmiştir ve tanınmıştır. Biz ummuştuk ki bu şekilde ilerideki işbirliği için bir faydası olacağını ummuştuk ve bunun eşit haklara dayalı olacağını ummuştuk ve Rusya'nın menfaatlerini göz önünde bulundurulacağını bekliyorduk ama maalesef bizim ülkelerimiz boşa gitti. Evet, renkli isyanlar. Gürcü Savaşı, Ukrayna'da 2003 ve 2004 yılında yapılan renkli ihtilaller gösterdiler ki hiç kimse Rusya'nın
kırmızı hatlarını ve menfaatlerini göz önünde bulundurmuyordu. Rusya'nın her zaman başkalarının iradesi altında kaldığını gösterdiler. Bu şekilde Batı Avrupa'da NATO ve ABD odaklı bir demokratikleşmesinin, Batı stilinde demokratikleştirmesinin olmasını istediler. Sovyetler'de, yani Rusya Federasyonu'nda. Başkan Putin Nelt'teki konuşmasına göre evet 1947'de Churchill'in konuşmasına benzetmişler ki bu da Soğuk Savaş'ı başlatan konuşmaydı. Hatırlıyoruz ki bu konuşma aslında savaş kışkırtıcı için soğuk duş etkisi yapmıştır ama Putin'in sonuçlarının doğruluğu ve taleplerin doğruluğu aslında bir sonraki sene 2008 yılında Batı destekli Gürcistan'ın Güney Ossetya Cumhuriyeti'ne karşı yapılan açık agresyonunu gösterilmiştir. Burada Rus askerleri ilk mağdurlar oradaki barış görevlisi Rus askerleriydi. Bundan sonra bu anlaşmazlıklar ve menfaatlerin çatışması daha da büyüdü ve bir zincir tepkisi oluşturdu. 2014'te Ukrayna'da yeni bir darbe girişimi ki Venezuela'da gördüğümüz üstün benzeri darbe girişimi gerçekleşti. Daha sonra Kırım'ın ana yurdun demokratik oylamasıyla Kırım Tatarların oylarıyla birlikte Kırım'ın ana yurduna eklenmesi sonra 2011 ile 2018 arasında Rusya'ya karşı birçok yani 50'den fazla paketi uygulanmıştır. Peki günümüzde neredeyiz? Artık dünya bir dönüm noktasına gelmiştir. Tek kutuplu dünya artık bir gerçek değil ve burada sadece tek bir süper güç yoktur. Rusya bunu artık sorumlu paydaş rolünü reddetmiştir. Diğer ülkeler, diğer ülkelere daha çok bağımsız kendi siyasi kararların bağımsızlığını ve diktatörlüğün ve itaatın reddetmesini ve kendi isteklerini ortaya koyuyorlar. Peki oyun bitti mi? Tabii ki hayır. Biz sadece oyunun ortasındayız. Eski düzen tek kutuplu dünyanın düzeni hala mevcut. Bütün bu ızdıraplar yani sistemik krizin ızdırapları devam ediyor. Her zaman kaba güç kullanmak, diğerleri ezerek veya havuç ve sopa politikaları kullanmak propaganda mekanizmaları çalıştırıyorlar ve sürekli yüksek etikten bahsediyor. Yani iyilikten ve kötülükten bahsediliyor. Demokrasinin totalitarizmine karşı bundan bahsediliyor. Yani birine silah verdiğiniz zaman bu hürriyet içindir. Yani kötü bir adamı devirdiğiniz zaman bu herkesin iyiliği içindir. Bu da bunu Venezuela'da gördüğünüz şey durum. Maduro oranın
onun demokratik olarak seçilmiş bir liderdir. Kimsenin umurunda değil. Diğer getirilen kişinin herhangi bir hakkı yoktur. Ne ulusal mevzuat açısından ne resmi mantık ilkeleri çerçevesinde, ama hiç kimsenin umurunda değil. Şimdi başkalarının desteğiyle bu duruma gelecek. Peki Batı başka, bu da bir şimdi Suriye'ye gelecek. Bunu neden bahsediyoruz? Niye? Çünkü çok önemli. Hem Rusya hem de Türkiye için ve diğer devletler için, burada temsil edilen devletler için çok önemli bir konu. Ama başka bir şey daha var. Suriye'nin durumu çok semptomatik ve sembolik bahsettiğim durumun göstergesi olarak ifade etmektedir. Benim kişisel düşüncüm budur, ama sizinle bunu paylaşmak istedim. Peki Suriye'de neler oluyor? Burada şunu gösteriyorlar. Evet, bir dönem, uluslararası ilişkilerdeki bir dönem geçmiştir, bitmiştir ve diğer dönem başlayacaktır. Bunu gösteriyor. Ben ne demek istiyorum? Evet, Arap baharı veya baharları veya renkli ihtilallerin dönemi sona ermektedir. Peki bu baharlar neydi? Olaylar neydi gösterdiğimiz? Yani televizyonlarda gördüklerimiz neydi peki? Bazılarına göre evet, bunlar insanların, halkların ihtilalleriydi. Bazılarına göre evet, bu sadece bir kalkışmaydı. Bunlar veya darbe girişimiydi ve bunlar dışarıdan yönlendiriyorlardı. Kim haklı, kim haksız? Belki hepsi haklıdır. Tabii ki haklılar. Yani bütün olayları düşünecek olursak, bu baharların bunlar dışarıdan yönlendirildi. Tabii ki öyle. Biliyoruz ki birçok örnek gördük, birçok örneği gördük. Ama önemli olan nedir? Hepimizin artık bizi kandırmak mümkün değildir artık. Başka duygusal yersiz beklentilerimiz yoktur artık. Sadece köre köreme inanmak yok. Artık insanlar sadece dışarı çıkmak, para ve mutluluk ve herkese iyi bir hayat getirmeyecektir bu bir ülkede. Sonuçları görelim. Evet, ben öyle çıkarıldı. Bak da öyle, Kaddafi de öyle, yerinden edildi, aşağı indirildi. Peki bu ülkelere mutluluk getirdi mi? Bu hayır. Ama en önemli husus, evet, başarılar. Suriye başkanı halen yerinde duruyor. Henüz yerinden edilmedi. Hala direniyor. Suriye hükümeti ve hükümet yapısı olarak hala direniyor. Neden? Birçok sebebi olabilir. Bunların arası. Evet, yardım Rusya, İran'ın yardımıyla bunu yapıyor. Ama burada bir önemli bir öncelik görüyoruz. Evet, burada bir siyasi mühendislik söz konusu bir ülkeye karşı ve bu da başarısız olmuştur Suriye'de. Başka ülkelerde de başarısız olmaya mahkumdur. Onun için evet, gelecek bu şekilde şekilleniyor gözümüzün önünde bazen bizler tarafından ve bizim nezdimizde hazır şekilleniyor bu gelecek. Biz başlattık bu uygulamayı. Türkiye, Rusya ve İran neden bir Astana yaklaşımıyla bu şekilde Soçi'de Suriye Kongresi toplandı ve
Ve bu şekilde bu mantığı, bu gidişat mantığını Suriyeli savaşların mahvettiği Suriye'de biz uygulamaya koyduk ve bu şekilde anayasal düzeni yapmaya çalıştık. Tabii bu, biz bunu arttırmak, bu anayasal konseyi kalkındırmalıyız. İdlib'de ve birçok yerde bunu, önümüzde çok iş var aslında daha, ama şimdilik evet, kan akması durdu. Bu önemli ve iyi bir fırsatımız var işimizi devam ettirebilmek için. Çünkü biz Rusya, Türkiye ve Astana ortaklarımız, dostlarımız ve müttefiklerimizin bir sorun, biz tavrımız var. Biz uzun vadeli bir düzen ve anlaşma istiyoruz siyasi ve diplomatik açıdan. Biz 1954 ve Suriye'nin bütünlüğü için tarafız. Peki şimdiye kadar ne elde edildi? Demek ki bir şey yapabiliyoruz. Biz doğru yoldayız ve bu alternatif gelecek için dünya siyasetteki konfigürasyon için bir öncelik teşkil etmektir. Evet, ben şimdi daha bitiriyorum konuşmamı. Biraz uzun dilerim.